Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Washington'a gitti. 3 gün sürecek zirve öncesi havalimanında konuştu. Temaslarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekmesi, ardından İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da bir vurgu yapması bekleniyor, güçlü bir vurgu. İşte Türkiye'nin çantasındaki kritik başlıklar. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Washington'a gitti. Kritik ziyaret öncesi önemli mesajlar verdi. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz. NATO zirvesinin en sıcak başlıklarından biri Gazze'de yaşanan katliamlar olacak. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'daki rolüne vurgu yapacak. Karada, denizde ve havada geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerle NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. NATO ile şu İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki şu anda Amerika'daki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız. Filistin'de kalıcı barış için tüm dünyaya bir kez daha çağrıda bulunacak. Doğadaki görüşmelerde de özellikle olumlu bazı adımlar atılmıştı. Fakat o günden tabii bugüne henüz o adımlar noktalanmadı. Fakat biz sabırla tabii süreci takip ediyoruz. Ukrayna'nın son durumu da zirvenin kritik başlıklarından olacak. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyeliğiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri'nin tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Son Şuşa zirvesinde de malum Kuzey Kıbrıs orada bulundu. Bundan sonraki süreçte de bizler Kuzey Kıbrıs'ı burada tam üye noktasına nasıl taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz.